Hepsi denetlenmiş bunlar. Bunların hepsi burada bu belgeler. CHP'deki rüşvet kavgasında sular durulmuyor. Sen istinafa niye gitmiyorsun? 25 milyonu valize mi getirip vereceğim? Bunu belediyeye mi yatıracağım? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile eski CHP milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün arasındaki imar krizi büyüyor. Ruhsatım iptal olursa benim ruhsatımı veren sizsiniz, denetleyen sizsiniz, projemi tasdik eden sizsiniz. Çok büyük tazminat ödersiniz. Aygün, ODTÜ karşısında Togo isimli iki kule inşaatı için 2016 yılında ilk kazmayı vurdu. Daha sonra 25 bin metrekarelik inşaatın 120 bin metrekareye çıkması için dönemin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar aldırdı. Bu parayı belediyeden alırım ben. Çünkü ben yanlış bir iş yapmadım. Ruhsata göre bir iş yaptım. Ancak bu karar yargıya takıldı. 2016 yılında Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine 95 bin metrekarelik fazla yapılaşma iptal edildi. Ardından da 24 Ekim 2019 tarihinde inşaata mühür vuruldu. Bana şu ana kadar bir tane mektup gelmedi. Ne mahkemeden, ne Mimarlar Odası'ndan, ne belediyeden. Belediye mühür kararının kaldırılması için önce istinafa başvurdu. Sonra başvurusunu geri çekti. İstinafa gidilmesini isteyen Sinan Aygün ise rüşvet iddiasını gündeme getirdi. Grup odasına girdik 8 tane meclis üyesi. O 8 meclis üyesinin 2 kişi. Adı Avukat Ömer. Bir de Coşkun. Coşkun grup başkanı. Coşkun torun. 8 meclis üyesinde abi ne vereceksin? Abi dedim ya bizde hiç mi korku yok ya? Bu nasıl bir soru? Ne vereceksin? Ne vereceksin diye bir tabir yok. Ya burası dinleniyordur. Adım adım takip ediliyorsunuz. Aygün, belediye başkanı Mansur Yavaş ve 3 belediye üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu şahısların kendisinden okul yapımı için 25 milyon lira istediklerini söyledi. O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler? Hayır, öyle bir şey yoktur. Benden şöyle dediler, okulun bedeli 25 milyon tutuyor. Aygün, bütün bu gelişmelere ilişkin kameralar karşısına geçti. Hukuksuz bir iş yapmadığını savundu. 31.12.2017 Mustafa Tuna, 3 Eylül 2018'de Mustafa Tuna, 14 Mayıs 2019 %60 seviyesine geldim. 20 Haziran 2019 %70 Mansur Yavaş, 22 Temmuz 2019 %75 Mansur Yavaş, 10 Kasım 2019 %90. Hep Mansur Yavaş. Bunlar hep denetleme raporları. Aygün, elinde olduğunu belirttiği belgeleri ise konu yargıya taşındığı için kamuoyuna açıklamadı. Görüntüler ve kayıtlar var herkes. Hiç sesten falan bahsetmedik. Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün FETÖ'cü iş insanlarıyla ortak şirket kurduğuna ilişkin suç duyurusunda bulundu. Eski vekil Aygün, FETÖ'cü suçlamalarına da yanıt verdi. Bana da terörün finansmanı diyor. Yani FETÖ'yü ben finanse ediyormuşum. Ya FETÖ'den çektiğim kadar şu masada kimse çekmemiştir herhalde benim çektiğim kadar. Hala çekiyorum.